Namık'cığım nasılsın? Sağ ol kardeş, sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum diyeceğim ama hep görüyorum lanetim. Sevgili izleyiciler, dostlar, arkadaşlar, akrabalar, sevgililer, uzak kalanlar, yakın kalanlar, her kim izliyorsa şu anda ondan sonra programına hoş geldiniz. Niye ondan sonra? Bunu her seferinde açıklayabiliriz aslında. Çünkü ondan kelli de diyebiliriz. Ondan ya. Kelli, ha, ondan sonrası ondan kelli değil mi? Adana ağzına mutlaka gideceksin ya da Ceyhan ağzına. Şimdi büyüklerimiz sağ olsunlar ondan sonra her şeyi yasaklamışlardı. Yani müzik, yaşam, işte sokak, şu bu aklınıza ne girse. Biz dedik ki onlar ondan sonra yasaklıyorsa biz de ondan sonra başlarız diye. Ondan sonra diye bir program adı oluştu. Öyle bir isim koyduk ve yürüyoruz. Bu çok fazla sizi sıkmadan hemen anons edelim. Bugün konuğumuz Ender Balkır. Hoş geldin. Kardeş hoş geldin. Fena. Hoş geldin babuş. Sen hiç bu kadar tezahürat duydun mu? Ya bu kadar güzelini duymadım yani. Bu da çok politik bir cevaptı ama güzel. Ama yokluktan. Yokluktan duydum. Daha kıymetli oluyor biliyor musun? Sen bayağı biliyor musun bunu? Bilmem mi? Nerede duydun en son yokluk konserlerindekileri? Pandemiden. Oğlum doğru söyledi aslında. Doğru pandemi söylüyor. Evet. Nasılsın? Hoş geldin. Harikayım. Şahane, mükemmel. Bizim ilk programımız bu. Hayırlı olsun. İlk konumuz da sensin. Umarım uğurlu girirsin. Şimdi senin ayağının kıdeminin ne olduğunu programdan sonra anlayacağız bakalım. Sana bırakıyorum sözü. Ne soracaksın Ender? Karıncanın ince beli gibi her şeyin kıymetini bilmek lazım. Bütün canlıların kıymetini bilmek lazım. Bugün de çok güzel bir can konuğumuz var. Hoş geldin tekrar. Eyvallah, hoş bulduk abi. Evet, sana bir şey söyleyeyim mi? Burada sorularımız var, ona geçeceğiz ama bence ısınmak için önce bir eser dinleyelim mi senden? Bize ne söylersin? Vallahi sağ tarafa bakınca böyle direkt. Yok, ben yapayım kardeş işte. Mesela unutulan şeyler vardır Türkçemizde, kelimeler vardır. Şimdi kepenk falan diyorlar ya. Evet. Yok elektronik kepenk, kumandalı bilmem ne falan. Panjur, eskiden tahta daraba vardı mesela. Evet. Kaç kişi bilir tahta darabayı bilmiyorum. Ben evlerinin önü tahta daraba, dükkanın önü tahta o daraba. O zaman tahta da ne? Dahta de. Evlerinin önü dahta daraba. Evlerinin önü de zello tahta daraba. Zello zello tahta daraba. Ev barkı sattım da zello verdin şaraba. Zello zello verdin şaraba. Şarapçının evi de zello olsun haraba. Zello zello olsun haraba. Şarapçının evi de zello olsun haraba. Zello zello olsun haraba. Bak. Eyvallah baba. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bir fırsatını bulsa var ya, sonuna kadar gidecek ve her tarafta şarapçı çevirecek. Daraba neydi? Bir daha söyle bakayım. Ya şimdi eskiden... Eskiden değil aslında. Bizim orada söyle. Yani daha doğrusu şöyle, ben Mersin'de büyüdüm ya abi. Evet. Namık abi de Adanalı. Ceyhanlı, ona Adanalı diyor. Özür dilerim, Ceyhanlı. Şimdi Adanalı arkadaşlardan özür diliyoruz. Hiçbir zaman kabul etmiyor Adanalı ismini. Ceyhanlı diyor. Yani onda öyle bir yanı var. Tamam da kardeş, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Biz Adana'ya bir Ceyhan, maçtan Adana'nın maça neresinde giderdik. Nasıl? Ceyhan Adana'nın neresinde oluyor? Çok mu dışında, ne anlamadım bile. Biz Ceyhan'da doğduk. Çıkamayacağız. Evet, sen devam edin. Çıkmayın bence. Neyse, darabayı anlatıyorduk ya. Evet. Şimdi eskiden dükkanların önünde böyle parça parça tahtalar olurdu. Kalıp kalıp kalıp. Ya yan yana böyle kalıp kalıp dizerlerdi onu. Bir tane de ortadan böyle kocaman bir mil geçirirlerdi. Bir tane de asma kilit takarlardı ona. Evet. Aa, sana tahta daraba. Şimdi hepsinin kepeklisi çıktı. Yok ne o? Otomatik uzaktan kumandalısı. Otomatiği çıktı, bilmem neyi çıktı. Ama özü ne? Tahta daraba. Onu özlüyorsun sen, ne biçim? Vallahi özlemiyor değilim. Özlüyorum gerçekten. Bir de onun mazot. Tam böyle arada bir şey yaparlardı, yıkarlardı böcek böcek gelmesin diye. Dükkanı açarken bile mis gibi kokardı. Tahta çürümesin. Bakarız çöktük böyle. Dinliyorum. Anlatla hele. Başka ne yapıyordu orada? Maz oldu. Dağda darıma mi? Ya işte adam bunun üstüne türkü yapmış. Daha sen ne bilmezsin, baban kıt hatırlar, deden neyi bilir. Biz bir şey söyledin ya, ben Mersin'de büyüdüm diye. Aslında nerelisin sen? Ben Dersimliyim. Neresinden? Ya Mazgirt'te doğmuşum ama Pertekliyiz. Babam memur olduğu için Mazgirt'te görev yapıyordu. Ben Mazgirt'te doğdum o yüzden ama Pertekliyiz. Baban memur olduğu için derken baban da mı Dersim'e memuriyetten dolayı gitti? Hayır, Pertekliyiz biz. Ha, o zaten oralı. Evet. Hı. İlk görev yeri Ovacık. Ondan sonra oradan Mazgirt. Mazgirt'te aynı çıkıyor. Sıtma Savaş memuru. Ben ve ben bir büyük ablam Mazgirt doğmuş. Ne memuru dedin? Sıtma Savaş memuru. Sıtma Savaş memuru. Bak bu... Evet. Şimdi yok öyle bir şey. Yok. Evet, sıra da yok ona bakacak olursan. Peki orada doğdun, büyüdün, ilkokul falan oradan mı her şey? 82'de Mersin'e. 82'de Mersin'e geçiş taşındık. Var. Orada büyüdüm işte. Ondan sonra 94'te üniversiteyi kazandım Samsun'a. Ne okudun üniversitede? Matematik okudum. Sen aslında matematik okudun. Matematik evet. Öğretmenliği yaptın. Evet, öğretmenliği de daha çok uzun yıllar İstanbul'da yaptın sen. 4 sene yaptım zaten toplamda. 6 sene okudum. Zaten bitirdi 4 sene yaptım. Bu kaç?
4, matematik 4. Peki müziğe niye bulaştın ya da ne, derdin neydi, nasıl bulaştın? Aslında bizim hepimizin içine doğduğu şey aile yapısından kaynaklı olarak. Ben babam da türkü söylüyor, ablam da çalıyor söylüyor, abim de, amcalarım da, dayım da. Herkes çalıp söylediği için bunun direkt içine doğuyoruz aslında. Yani matematik okumamın sebebi de bu. Babam hani bu bir meslek değil, sen git bir meslek al yine türkünü istediğin gibi söyle diye konservatuar okumamın. O bakış açısı o zaman da var mıydı ya bir dersimde bu meslek değil sen git ona? Ya meslek değil derken hani bunun bir geleceği yok. Hani sigortalı bir iş bu hayatını kurtarır muhabbeti doğru var ya yani işte. Ama doğru düşünüyor o anlamda. Yani, babam yani sağlık biraz... memuru olduğu için hep herkesin tıp okumasını istiyor. Sağlıklı düşünüyor bir doğru değil mi? Sağlıklı. Ama memur deyince de öyle eskiden memur dediğin zaman ev alacak olsam bile memur evet. Kefil. En sağlam adam yani. Evet. Buradan sonra dedi ki sana adam gibi meslek bul kendine, o işi yap. Sonra sen de gitti matematikçi oldun ama yine geldin müzik okudun. Evet. Şimdi burada hemen şeye geçeceğim. Diyorum ki böyle bir sorular var mesela. İlk soruyu bir sor bakayım. Ben mi sorayım, sen mi sorayım? İlk soru senden olsun ya. Niye? Isınma turu mu yapıyorsun? Yok. Benimki bana göre soru da onun için. Daha sonra namı anlatacağım sana. Sen biliyorsun da ben anlatırım şimdi. Biz daha bir soru. Şimdi oraya gelince aklımıza gelen soruların içerisinde bu çok da denk düştü. Diyor ki çocukken ilk söylediğin türküyü hatırlıyor musun? İlk söylediğim türküyü çok fazla hatırlamıyorum. Nasıl ama hatırlıyorum? Doğduğumdan beri mesela hani evde söylenen bir türkü vardı. Ben de en çok sevdiğim türkülerden birisidir. Bir Dağlar Dağımdır benim. Hep babamdan onu dinledim ben. Dolayısıyla hani çocukluk dediğin zaman aklıma ilk gelen türkü odur mesela. Bir ufak mırıldanır mısın onu? Dağlar dağımdır benim. Dağlar dağımdır benim. Gam ortağımdır benim. Gam ortağındır benim. Yeterli, tamam. Geriye gidersek biz gamdan çıkamayacağız. Peki sende bir soru var. En ağır türküden girmiş hayata kardeş. Şimdi hapledecek seni birazdan. Sen soruyu bir sor bakayım. Ya şimdi memleketten de böyle çok böyle şey var, soru var. Neden programlarda hep yelek giyiyor, emanet mi taşıyor filan? Bak ya. Ama yakışıyor yelekte, onu da söyleyeyim. Bir dakika, emanet taşımaya mı benziyor yelek giydiği zaman? Ya işte üstü dolu, hani dışına çıkarırlar ya. Hayır, bunu da anlat diye söylüyorum yani. Öyle bir algı vardı değil mi? İşte yelek giyiyorsa bir şey taşıyordu. Yani gömleğin, tişörtün dışarıdayız. Evet, taş kalaya gittim. Evet, ben cevap alayım. Sen oraya gel. Abi bizim emanet bağlama işte ya. Saklayacağımız. Güzel cevap. Ama yok. Emanet bağlama. Tabii canım. Yelekte yakışıyor. Yeleği birazcık bu öndeki emanet var ya, onu biraz örtmek için giyiyorum. Ama gene de bir emanet var yani. Yani, güzel. İnşallah gider yani, emanet sürekli bizde kalmaz. Eserleri ya da şarkıları mı diyelim? Eserleri, şarkıları. Kimi düşünerek söylüyorsun? Ya o türküde aslında türkü neye göre yakılmış? Hani kimin yaktığı, hangi olay üzerine yakıldığı. Orada biraz empati kuruyorum ve türküyü anlamaya çalışıyorum. Zaten anlattığım şey de odur. Senden öğrendim zaten. Hani bir şey, türkülerde bir şey anlatılıyor. Bir şey anlatma derdi var. Bir hikaye anlatırsın, yaşanmışlık bir şey anlatırsın, bir hayata karşı nasıl duracağını anlatırsın. O anlatılan şeyin hani içselleştirerek onu nasıl anladıysam karşıya anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Anladık, anladık. Öyle bir anlattın ki anlamadıysam artık tuhaf olur. Peki tam da burada bir şey söyleyeyim. Bize bu anlamda bize bir eser söyler misin tam bu arada? Böyle hep yavaş türküler söyleyeceğim ama. Yani ne istiyorsun onu söyle. Ne bileyim, dertten. Kardeşin içinden geldiği gibi ya. Ne istiyorsun onu söyle. Nasılsa emanet doluymuş ya. Çıkart işte dışarıya. Emanete taktı gidiyor adamlar. Diyafram bu şey değil yani. Eyvallah. Evet, ne söylersin? Bir Diyarbakır türküsü söyleyeyim o zaman. Dağda harman olur mu? Dağda harman olur mu? Begel ferman olur mu? Begel ferman olur mu? Yanım yanım kül olayım, yanım yanım kül olayım, küle derman olur mu, küle derman olur mu? Oy neyneyim, neyneyim, oy neyneyim, neyneyim, ben yarimin malıyım,
ben yârimin malıyım. Dağda duman yeri var, dağda duman yeri var, kaşta keman yeri var, kaşta keman yeri var. Çöz göğsün düğmesini, çöz göğsün düğmesini, sende güman yeri var, sende güman yeri var. Oy neyniyim, neyniyim, oy neyniyim, neyniyim, ben yârimin malıyım, ben ançomun malıyım. Bu dağlar ulu dağlar, bu dağlar ulu dağlar, etrafı sulu dağlar, etrafı sulu dağlar. Ben derdimi söylesem, ben derdimi söylesem, göy durur bulu dağlar, göy durur bulu dağlar. Oy neyniyim, neyniyim, oy neyniyim, neyniyim, ben yârimin malıyım, ben yârimin malıyım. Güzeldi. Evet, sende ne var soru olarak? Vallahi sosyal medyadan gelen sorular bunlar da. Uzaylılara inanıyor mu diye bir şey var mesela. Tabii ki inanıyorum. Allah Allah. Vallahi inanıyorum. Matematikçiyim ben. İnanıyor mu dedi, inanıyor musun demedi. Yani inanıyor mu dedi, sen de anladın yani, cevap veriyorsun. Evet. Niye anlamasın? Mersin'de büyüdüm diye biz de Ceyhan ağzı konuşuyor. Toprak ağzına geldiniz yani. Biliyor musun? Evet, sen inanıyorsun uzaylılara. İnanıyorum tabii ki. Sebep? Matematikçiyim çünkü. Ya şimdi farklı uzaylıların, farklı boyutların olduğuna da inanıyorum. Uzaylılar falan deyince mesela gelenler... Ben Namık'tan sonra her şeye inanıyorum. Bak her şey olabilir, her şey olabilir. Uzaylılar deyince şimdi bunlar mekanik mi, canlı mı, harbiden ne olduğunu bilmiyorum da astroloji... Sistemsel sistemden ne anlıyor? Sistem diyorlar ya. Ya bırak o sistem. Valla ben geçen görüştüm, onlar da seni çok merak ediyorlar abi. Geçen birkaç tanesine rastladım. Dediler ya biz Namık abiyi çok merak ediyoruz. Onu yok, bir gün onlarla karşılaşacağım ben belli. Çünkü bu sistem diye bir muhabbet var. O sistemin içinde onlar da varsa ben de çok merak ediyorum. Bir gün karşıma çıkarlar onlar. Abi nedir bu sistem? Ya manyak bir şey ya. Şimdi mesela gidiyorsun bir devlet dairesindesin veya sıraya girmişsin, bir işin gücünü hallediyorsun. Diyorlar ki sistem kesildi. Sistem yavaş. Ha, sistem yavaş diyor. Lan bekliyorsun, hani bir umut var gene orada, uzayacak, açılır. Sistem kilitlendi, lan açılır diyorsun, bilmem ne diyorsun. Bir de sistem çöktü var, o zaman boku gülleleniyor. Çöktü mü de hiç şansın yok işte. O zaman işte uzaylılar gelsin, onlarla bir muhabbete girerek. Sistemi onlar mı ayarlıyor, kim ayarlıyor? Vallahi onların da bir parmağı var sanki. Var işte. Artık çelik mi, yumuşak bir şey mi parmak? Evet, soruya geliyorum ben. Peki, burada çok ciddi bir soru var ama ne bu? En büyük pişmanlığınız nedir diyor. En büyük pişmanlığım ne olabilir? Saçımı uzatmam olabilir. Başka bir şey yok. Yok yok, pişmanlığım yok ya. Her yaptığım şey sonuçta bana yaşamımda bir deneyim kazandırdı. Bir artı kazandı. Bir kazanç olarak değerlendiriyorsun. Evet. Evet, bak ben bir anda bu işin cevabını aldım, doydum, sana bırakıyorum. Yok, şimdi diyor ki saçımı uzatmak en büyük pişmanım diyor. Biz neyimiz oldu arkadaş? Senin düşündüğün, bu tarafa baktığım zaman diyorum aslında onu. Daha pişmansız yaşıyorsun ya. Yok, benim işte öyle kaprislerim yok ya. Adamla fırça gibi saç var. Darağı atsan tutar Allah'ını. Darağı alsan tutar. Evet. O Allah'ını demeseydik orada yiyip.
Çocukluğumun dedin ya demin en ağır parçadan girmişim böyle. Bana göre en ağır parçadan. Çocukluğunun şarkısını söylemiş olsan şu anda hangi şarkıyı söylerdin? Dağlar dağımdır benim. Vay vay vay. Ha, o da mı çocukluğun hepsi kapsıyor mu o dönem? Ya çünkü buradan o geçmişe dönüp bakarken seçeceğim bir eser yok yani. Ondan geliyorsun yine. Ya şöyle ben mesela çocukluğum denildiği zaman Mazgirt'i hatırlıyorum. O Mazgirt'te dağları ondan sonra gelincikleri orayı hatırlıyorum. Hep şey anımsatır bana. O şimdi böyle anlatınca da başka ne olabilsin ki abi böyle başımızda yani. Ama yok dağların o kadar güzel bir gizemi var ki her şeyi saklıyor gerçekten ya. Kar yağıyor üstüne dağın büyüklüğü kadar kar yağıyor. Karı bile yok ediyor yani. Mesela. Abi daha başka bir şey ya. Abi çok sanırsın ki içinden Yaşar Kemal'le beraber büyüdüler geldi. Yani edebiyatını bak. Ama bir yağ yok ki. Dağ bile yok edin. Ne güzel bir şey söyledi, farkında mısın? Dağlar gizliyor ya. Her şeyi gizliyor. Peki bu bana, bu soru bana düştü. Ha güzel. Nedir bu ruhumdaki sızı? Ruhumda sızı benim bir çok sevdiğim bir abim var. Mazlum abim. Yanımsın. Adını söylemeseydin. Adını söyle. Var ya oğlan bak. Tanımazsın. Bizim programda söyleyemeydim bari buradan. Ben Nesim Baba'yı çok dinledim senden. Eyvallah. Yani onun Dilber Ana'yla olan yaşanmışlıklarını çok dinledim senden. O türküyü dinlediğim zaman da Nesim Baba'nın gözünden birazcık hayata bakmaya çalıştım. Bir de onu ben dinlediğimde babamı yeni kaybetmiştim. Senin baban, benim babam. İkisi örtüştüğü zaman zaten asıl o ne zaman, ne kadar erken gitseler bile baba babadır. O sızı cereyan etti açıkçası. Onu anımsatır bana. Peki o zaman tam yeri gelmişken bu eseri dinleyelim mi senden? Olur abi. Bu nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı. Görünmez bir yara acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı. Ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Kurşunsuz, sançersiz, kansız bir yara. Hiçbir tabip buna bulamaz şara. Keşke Mansur gibi çekseler dara. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı.
Didelerim nemli kan ağlar gözüm. Ruhum yaraldı sızlıyor özüm. Bu halımdan vakıf tek curra sazım. Bedenimde değil ruhumda sızım. Ruhumda sızım. Ruhumda sızım. Bedenimde değil ruhumda sızım. Ruhumda sızım. Ruhumda sızım. Yeter nesimi bu feryadın yeter. Biliyorum yanıyorsun Kerem'den beter. Her ah eyledikçe dumanın tüter. Bedenimde değil ruhumda sızıyor. Ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Evet, peki bir şey söyleyeceğim. Bu 2019'da da bayağı bir yükselen bir eser haline geldi. Ve evet, bununla beraber Ender Balkı da yükselen bir isim haline geldi. Bunu esere mi bağlıyorsun, kendine mi bağlıyorsun, ortama mı bağlıyorsun? Ya da ben şöyle de bakıyorum. Yani eser diyoruz ama her şeyin eser olduğuna çok inanan birisi değilim ben. Yani biraz da kirliliğimize de mi bağlıyoruz? Kirliliğin içerisinde biraz sıyrılmaya gibi de hissediyorum bir şeyleri ben. Neye bağlıyorsun? O kadar çok yoğun bir şey var ki ortada. Yani milyarlarca müzik giriyor işte. Şimdi YouTube'a herkes yüklendiği için oradan sıyrılmak da çok zor. Yani hemen bir anda parlayıp gündem olmak çok zor. Bunu neye bağlıyorsun? Diziye mi bağlıyorsun? Bir de öyle bir şey var çünkü. Her şeyin önemi var ama bir şey vardı, bir ifade vardı. Hani anlatacağın şey kadar anlattığın yer de önemli ya. Durup anlattığın yer de önemli. O yüzden dizide olması, evet, birçok kişinin daha dikkatli dinlemesine veya hani ona tanık etmesini sağladı ama o söylediğim şeyin insanların hayatıyla örtüşmesi çok mühimdi. Çünkü çok güzel bir ifade var orada. Herkesin bir yarası vardır, içsel bir yarası vardır. Bence ona denk düştüğü için o kadar çok sevdiler insanlar. Çünkü Nesim Baba öyle bir anlatmış ki insanlar hani zaten o Nesim Baba'nın Nesim Baba olması bu yüzden. Eyvah. O kimsenin anlatamadığı, kitaplarla anlatamadığın şeyi birkaç mısrada anlatıyor zaten özet olarak. Şey der ya işte Bedir Rahmi'nin çok güzel bir sözü vardır bir mısra olarak. Diyor ki işte şairim, namus işçisiyim yani diyor. Şiirin ayak seslerinden tanırım. Nerede bir Anadolu'da bir halk ozanı dinlesem şairliğimden utanırım der. Yani bunu tabii ki şey inanslı olarak söylemek istemiyorum ama böyle bir gücü de var. Yani evet, halk edebiyatının öyle bir gücü var. Şimdi bu anlamda soruları böyle ya da muhabbeti böyle götürürsek yine Namık'la bunalıma gireriz biz. Niye benden bunalıma giriyorsun ya? Çünkü sen ciddileştiğin zaman ben bunalıma giriyorum, birbirimize giriyoruz. Ama sonra yok, mevzu ağırdı da onun için. Gerçekten memleketin içinde bir sızı var. Evet. Biraz önce yaptığı benzetme gibi, insanın içinden geldiği gibi yani bunalım zamanlarında bizde nedense öyle bir alışkanlık da var. Hüzünlü olduğu zaman hep böyle acılı şarkılar dinleyip daha çok dert herhalde kendini boşaltmak gibi. O anlamda mı acaba? Bir şey, mesela Kadir ne işte şair diyor, insan yaşadığı yere benzer Kadir abi diyor. Ya bir mendil niye kanar yani durup dururken? O şiirden yani aklıma geliyor da. Şimdi yaşadığın coğrafyayla ilgili bir şey. Şair vardır değil mi? Hüzün kendi çok bize yakışır der. Yani hüzün böyle çoğaltabiliriz, yürür gider de. Bu arada benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Bu programın kralları ikimiz olduğumuz için bizde inanılmaz görkemli koltuklar. Hayır, kral sensin. Konuğa bak, otur oturduğun yerden. Ben maraba abi. Buraya her gelen maraba. Merhaba kardeşim, maraba. Bundan sonra böyle arkadaşlar, bizim programa gelen konuklar bizim marabamız olarak alacağız. Ona biz kralı...
Ya şimdi başlayacaktın ama unutma orayı da. Ben yine başlarım sen devam et. Her zaman başla baba. Şimdi hani biraz önce parçayı söyledin bilmem ne hani çok tutuldu ruhumda sızı filan. Gerçekten burada de süper. Burada ben bir şey söyleyeceğim. Şey. Parça demekten uzaklaşalım. Eser. Eser bravo. Şarkı, türkü neyse o parça ne? Bana iki parça söylüyor. Yani, parça. Dil alışkanlığı. Hani bu sistem kelimesi gibi. İşte dil ama o şey söylemek ama bu da canımın parçası. Canımın parçası. Dediği şey doğru. Vurdun gavur. Vurdun gavur. Ama bu da doğru. Yani demin sistem diyorduk ya bu da sistemin ürettiği bir şey işte. Evet. Bize dayattı o eser evet, türkü evet. Yerine. Şimdi evet. Bize bir parça. Bir de şey var ya gönderse ona gitsin buna gelsin şuna şuna konsun ne bileyim ben. Evet devam. Mesela merak ediyor mu? Günde kaç defa tıklanmış şimdiki jargon mu dersiniz evet. Ona? Günde kaç defa? Ben dün bilgisayardan açtım. 39 milyon 940 bindi. Aradan 2 saat falan geçti. 2 saatin içinde 40 milyonu açmıştı. Ama sanıyorum o başka bir sayfadaki. Çünkü hayır, o benim YouTube kanalımdaki canlı konser evet. Kaydı o. Kalan Müziğin sayfasındaki de 80 milyon geçti. 80 milyon geçti ama başka sayfalarda da böyle onlar milyon. Totalini vurursan 300 milyona falan. Senkinde evet. 40 milyonu geçmişti. Dün ben baktığımda yani. En son kaç olur? Ayağımız alışsın. Onu bağlayalım. Ayağımız alışsın. 40 milyonu geçmişti. Ama dediği siteyi ben onu takip ediyorum ha, totale sadece. Totale bakarsak bu eserle olan benim YouTube yoksa. Kanalımı takip ediyor. Ondayım. Kardeş ben elektronikten falan benim alakam yok. Sen ben seviyorum ya ben bunu. Bak şimdi namın şöyle ölçüleri var. Ya ben Tahtakale'den kaçak telefon aldım ya. Da her şeyin kaçak zaten. Bir şey de yok yok o hani... Ne lisanslı misanslı telefon aldın mı? Dana fiyatını satıyorlar kardeş. Burada da ihbar olduğunu kabul ediyoruz değil mi? Kendini ihbar etmiş durumda. Ama yani şeyi kırılmış, neyonladı, Türkçeleştirilmiş telefon. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bir örnek versin. Bu yeryüzünde az örneklerden birisidir. Enflasyonu neye göre ölçüyorsun sen? Ya nasıl gülüyor gevrek gevrek. Yok ya ben bunu uzun zaman önce anlatmıştım. Uzun zaman dedim de 2007'de emekli oldum. Herkes böyle çeyrek altına göre, ekmeğe göre, kaç kilo ete göre, yumurtaya göre kendine göre bir endeks yapıyor emekli maaşını tamam mı? Tekel maddesi değil mi kardeşim? Standarttır yani. Ben de rakıya göre endeks yapmıştım. Emekli olduğumda 640 lira maaş bağladılar. 34 tane 70'lik rakı alabiliyordum. Bunu anlattım. Bunu her defasında yüzüme vuruyor. Şimdi, ama şimdi var ya günde, şimdi günde bir kardeş yani. Kardeş hiç gülme. Gerçekten olay ciddi. 70'lik mi yüzlük mü kaçtı? 70'lik de o zaman 70'lik vardı. Litrelik rakı çıkmamıştı daha. 70'liğe göre vurduydum. 34 tane rakı yapıyordu. Şimdi kaç tane yapıyor? Her ay 20 tane rakımı çalıyorlar. 20 tane, 20 tane. 20 tane rakı gidiyor ya boşa. Hani nerede artış? Ne neye göre endeks yaptın? Neyimizi kıyaslıyorsun? Neyimizi yükselttin ki? İşte artmış. Nereye artmış? Ya artmış. Rakı aşağıya düşmüş. Ama artan bir şey var. Olmaz, kabul etmiyorum. Yumuşatma, ortalığı toparlama anlamında. Bir esere geçelim, onunla devam edelim. Tamam. Of of, Tokat yaylasından yaylayamadım, yaylayamadım. Divane göğünümü anam eyleyemedim. Şu garip göğünümü anam eyleyemedim. Hamdi kardeşime söyleyemedim, söyleyemedim. Ay karanlık bir gecede vurdular beni. Ölmeden kabire anam koydular beni. Ay karanlık bir gecede vurdular beni. Ölmeden kabire anam koydular beni. Evinizin önünde bir büyük avlu, bir büyük avlu. Avlunun içinde
hayatım bağlı. Avlunun içinde anam kıratım bağlı. Yağlı kurşun yedim ciğerim dağlı. Ciğerim dağlı. Vurma zalim vurma vurma kama yarası. Bura meydan yeri değil sokak arası. Vurma zalim vurma vurma kama yarası. Bura meydan yeri değil sokak arası. Beğendin mi kardeş? Vallahi tadından yenmez. Biraz daha tadından yersen sen başka bir noktaya doğru gideceğin gibi geliyor bana. Başına gelen anılardan hiç haberin var mı? Yani böyle anlatmaya kalksa Namık. Namık sayfası açarız biz başka bir yerde. Yani ya da böyle bir canlı yayına falan gireriz. Mesela anıları varmış, yaşadıkları. Benim 40-50 yıldır arkadaşımdır. 50 değil lan. İşte 40 yılda. 40 iyidir en son. 40 iyidir. 40 iyidir. 40 pazarlıkta 40 iyidir. 40 iyidir, 40 iyidir de. Benim de daha bugün duyduğum bir anısı var. Sabah sabah buna ilaç gibi oldu. Hangisi? Sen hangisi? Sen niye taksi diye ekip arabasını çevirsin, polis arabasını? He. Ya gene böyle almışlar bunu. Böyle bir kış günüydü. Biz de kafalar zurna, tamam mı? Yola çıktık, evimize gideceğiz ya. Taksilere el kaldırıyorsun. Şimdiki olduğu gibi işte. Keyfine göre gitmek istiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. El kaldırıyorsun, yok ben oraya gitmem. El kaldırıyorsun, yok oraya gitmem. Bilmem ne filan derken en son bir tane böyle... Ama hava nasıl biliyor musun? Fırtına, çipi, karşıdan gelen arabayı göremiyorsun. Zaten kafamız iptal. En son bir tane ışıklı araba geliyor. İptal. Önüne durdum, durdu. Lan bir durdu, o da ekip arabası çıkmaz mı? Bunlar da tarihi tam hatırlamıyorum da Karaköy şeyine, Galata yani Köprüsü'ne, kızıl zamanı filan. He, Galata Köprüsü'ne gemi yakmış birileri. Gelmiş, çarpmış işte, gemi yanıyor. Ortalıktan da şüpheli şahıs topluyorlar. Zaten o karda kışta itten başka bir şey yok sokakta, bir de biz varık. Ekip arabasının önüne ben de böyle sipariş gibi durmuşum. Hadi aldılar hemen ekip arabası. Sabaha kadar nezaretteyim. Halbuki gemiden haberimiz yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Fakat öyle bir anımız oldu. Ayaktınız yani. Mı peki? Ya zaten cin gibi olduk ya. Hava soğuk ya. İçtiğimiz de boşa gitti baba. Birinci de demiş ki, evet çek. Kim bindi, nereye, ne eve? Tamam canım demiş, seni eve götürüyoruz. He, çok kısa sürdü. Cağaloğlu'ndan aldılar, Sirkeci Karakolu'na geldik. Eve gelmiş gibi olduk. Ya bu yaşadığımız bir olay ya. Arkadaşımız da sağ olsun, Bekir diye bir arkadaşımız. Öyle bir anıya, bize unutulmayacak bir anıyı yerleştirdi. Yine böyle bir kış günüydü ama. Bir gün sen araba maraba çevirme. Buradan çıkışta biz hallederiz onu. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Yani seni bu sefer emniyete falan, ekibe bırakamayız da. Metro çıktı da kurtulduk. Ha, metro çıktı. He, yer altından giderim ben. Bir de sıcak da la oralar. He, sıcak ama bulaşıcı hastalık çok. Lan buna da bir şey yerine, o da var, bu var, o da olmuyor, bu da olmuyor. Ben götürürüm seni tamam. Sağ ol. Ben kendimi teslim ediyorum sana. Sen babam fazla teslim etme. 40 yıldır teslimiyetten anam ağlattı. Evet, şimdi biz programın sonuna doğru geldik. Şöyle bir bölümümüz var. Namık ve soruları ve konu diye. Bütün izleyici arkadaşlarımızı, dostlarımızı, yarenlerimizi Namık ve sorular ve konu baş başa bırakıyoruz. Sözcü lisan ettiysek affola. Tekrar görüşmek üzere yeni programlarda. Ve Ender'e çok çok teşekkür ediyoruz. Var olsun. Senin kadar 40 milyon tıklanmasak da bir bir şeyler bekliyoruz biz de ya. Namık, 40 tıklanalım gerisi kolay. 40'ı çıkaralım. 40'ımız çıkarsa gerisi kolay. Evet, Namık ve soruları ve konu. Kardeş, ondan sonra programını biraz önce çektik. Evet. Şimdi kaldık baş başa. Ondan kelli şimdi. Ondan sonraydı, burası ondan kelli. Ondan kelli, tamam. Ondan kelli. Şimdi ondan kelliye gelince
Böyle hani etraftan sorular morlar, milletin merak ettiği muhabbetler var. Tamam. Oradan ben sana 5 tane soru soracağım. Bunlardan bir tanesini es geçeceksin. Es geçtiğin anda da sana bir tane kavuk atacağım önüne. Onu öttüreceksin. 5 tane de bir tane es geçme hakkın var. Ya nasıl? Hazır mıyız? Nasıl tavuk yani? Canlı tavuk mu? Yok. Horoz görmemiş tavuk bunlar. Tamam. Hazır mıyız baba? Hazırım. Can kardeşim, çok severim. Ben ama bu sorularının da seni sıkıştırmak istemezdim. Ben de sana karşı boş değilim. Sana emanet. Soruya geçiyorum. Tamam. Onu her zaman öttürmeyeceksin. Cevap tamam. Vermediğin zaman öttüreceksin. Sana tamam. Emanet o tavuk. Tamam. Namus gibi bir şey yani. Tamam, bu bende. Ondan sonra hayatım değişti dediğin olay nedir? Eşim. Eşimden sonra bütün hayatım değişti. Oğlum oldu. Oh. Evlendim. Hayata bakışım değişti. Hayatın anlamının bendeki yeri değişti. Oğlum olduktan sonra. Oğlunun adı ne? Can. Kardeş, ikinci soru. Sor. Instagram mı bilmem ne diyorlar. Ben pek aklım ermiyor böyle şeylere de. En son mesaj nedir? Instagram'dan gelen en son mesaj nedir? Vallahi en son mesaj, ya hatırlamıyorum desem. Yani... Hatırlayacağım. Hatırlamıyorsan tavuğu öttüreceksin. Ya hatırlamadım için. Tamam. Ya şu benim sorular nerede arkadaşlar? Şu benim soruları da bir versenize bakayım. He? Bundan sonra 5 sorudan sonra mı? Tamam hadi. Şey, devam ediyorum bir şekilde. Dur bir saniye ya. Ya Instagram'daki son mesaj ne bileyim ben hatırlamıyorum ki Instagram. Bir çıkartayım okuyayım. Ya bir de böyle şey var hani evliysen diyorlar. Şimdi evli olduğunu biliyor. Maşallah bir tane yeğenimiz var. Yengemle ilk tanıştığın gün üstünde ne vardı hatırlıyor musun? Sahne kıyafetim vardı. Hadi ya. Ne oldu? Seni izlemeye mi gelmişti? Evet. Arkadaşlarımla birlikte orada tanıştık. Ne olduğunu da hatırlıyorum. Turuncu bir pantolonum vardı. Yanlış. Üstünde de yelek vardır mutlaka. Kesinlikle. Gömlek ve yelek. Eyvallah. Vazgeçilmez. Yanlış pantolon almıştım. Biraz aceleyle çıkmıştım. Böyle paçaları birazcık daha genişti yani. Böyle eski model bir şeydi 70'lerin yani. 70'lerin şeyi gibi. O kadar, bol paça. O kadar değil. O kadar eski değil İspanyol ama. İspanyol paça. Hatta artık başka çare yoktu. Onunla çıktım. Sahneye çıkar çıkmaz da dedim ki ya pantolondan dolayı özür dilerim dedim. Yani o ne oldu? Teklif mi oldu orada yoksa? İlk gördüğüm gün yok canım, orada arkadaşlarımla birlikte gelmişlerdi. Orada tanıştık ilk. Tam sanatçıya yakışır bir davet olmuş veya evet. Tanışma olmuş. Evet. Öyle diyelim. Tamam baba, bir tane daha soru var. Sor baba. Ya bu biraz bana şey geldi de. Karşı cinse dönüşseydin ilk ne yapmak isterdin? Buyur. Türkü söylemek isterdim, ne yapacağım? Doğru ya, kadın sesi, erkek sesi. Yani. Kardeş, telefonunda veya fotoğraf makinanda en son çektiğin fotoğraf ne? Oğlumun fotoğrafı. Karda yürüttüm onu bugün, onu çektim. Şanslı. İlk karı görmüyor galiba değil mi? Yani evet, akla erdikten sonra ilk defa görüyorum. Karda yürüdüğü evet. İlk fotoğraf oluyor evet. Yani. İnşallah daha uzun ömürlü olur, daha ne karlar görür, ne karılar görür. Yani öyle diyelim. Ya tamam işte kar ve karı gör. Orayı kesersiniz. İçimden geldi. Öyle söyledim Allah Allah. Görmesin mi çocuk karı ya? Lan şimdi bana tuzak mı var burada? Şimdi bana soru mu soracak? He? Hani soru soracak diye bana bir şey söylemedin. Hayır. Soru tamam sen arkanda ne saklıyorsun orada gavur? Ne oyun? Soru sormayacağım mı? Bitti, benim sorularım bitti kardeşim. Senin soruların bittiyse benim sorularım var abi. Eyvah. Hadi bakalım. Evlilik yıl dönümünü hatırlıyor musun? Evlendiğim gün oluyor evlilik yıl dönümü. Yani evet. 16, doğum günümün bir gün sonrası diye. 15 Ağustos doğum günüm, 16 Ağustos'ta evlilik yıl dönümü. Vay, buradan bir puanı kaptın hadi. Yok, unutmamam için doğum günümün bir gün sonrası olduğu için hatırlıyorum. Peki senin üstünde ne vardı tanıştığınızda? Valla o zamanlar çok kıyak geziyordum ya. Konfeksiyoncu bir eniştem vardı, onun sayesinde çok güzel giyiniyordum. Takım elbise, gömlek, yumurta topuk ayakkabılar falan öyle bir gündü. Saçlar var mıydı? Vardı. Seninki gibi darak geçmezdi valla. Peki, ıssız bir adaya düştün. Eyvallah. Yanına 3 şey alma hakkın var, klasik soru. Evet. Ne alırdın? Rakımı alırdım, cağıramı alırdım. Bir de karı isterdim yanımda. Ne keyif, başka bir şey yok ki. Yengeden bahsediyorsun sanırım değil mi burada? Herhalde ya. Tamam. Hani öyle şey söyleyince, bana söyleyince ben belirteyim istedim. Eyvallah. Peki sen karşı cinse dönüşseydin, ilk ne yapardın?
Diğer cinsin nasıl olduğunu merak ederdim. Düşünce anlamında mı? Her anlamda. Kardeş hoş geldin, şeref verdin. Teşekkür ederim. Gerçekten abi. Sevdiğim bir arkadaşımı, dostumu ağırlamaktan da çok mutlu oldum. Eyvallah. Sorularımızı da içtenlikle cevapladın. Her zaman. Sizlere, izleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarımızı da izlerseniz seviniriz. Bu başlangıçtı. Eyvallah. Al şunu da sana veririm. Emanet aldım.